Merhabalar, Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in ve marketin genel olarak analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar, dün yayında bahsettiğimiz gibi bir düşüş geldi. Stop patlatma operasyonu oldu. Yüksek kaldıraçta iki iş, işlem açan e, arkadaşlar bir patlatma, longçuları patlatma operasyonu geldi arkadaşlar. Bitcoin şu şekilde 39.640 dolar seviyesine kadar bir düşüş e, geldi Bitcoin'de. Hani bunu konuşmuştuk zaten, bir fitil bırakabileceğini söylemiştik arkadaşlar. Bu flash crash... E, e, formasyon oluştu. Şu şekilde 4 saatlik 4 saatlikte bakmak gerekirse 40.597 dolar altına sarktı. E, bir fitil bıraktı arkadaşlar. Tekrardan bir dakikalık grafiğimize dönelim. Dakikalık grafiğimizde flash crash e, formasyonu var arkadaşlar. Bu dönüş formasyonu şu şekilde bakmak gerekirse e, böyle aşağı doğru bir e, anlık bir fitil bırakıyor. Ondan sonra zaten e, dönüş, for dönüş formasyonu başlıyor. Bakalım şu an tahtada yükle alımlar geliyor. Yani 30 30 BTC alım yapılıyor hani şu an büyük alımlar da geldi zaten ama arkadaşlar bizim için önemli seviye 41.972 dolar seviyesi 3 gündür bu seviyenin üstüne atamıyor. Hani bu seviyenin üstüne bunu kapatması lazım. Bu seviyenin üstüne bunu kapatsa zaten yükselişe devam edecek. Yeterli hacim girecek, tahtada olacak arkadaşlar. Alım yönlü hani e, long açacaklar ve e, o zaman patlatmak için açmayacaklar arkadaşlar. Gerçekten long açacaklar ve yürüyecek coin ama işte yürüyemiyor. eee 41.972 dolar seviyesini kıramıyor. Burada bir hani dakikalık grafikte ikili tepe formasyonu var. E, i̇kili tepe formasyonu çalışırsa tekrardan 41.200 dolar seviyesine kadar bir düşüş gelebilir. Tabii ki bu dakikalık dakikalık grafik çok önemli e, bir e, şey değil arkadaşlar. Ama yüklü alımlar geldi mesela hani. E, sabahtan beri tahtayı izliyorum. E, şu şekilde flash crash formasyonu da zaten bakın. E, e, aynı bit şu an Bitcoin yaptığı gibi arkadaşlar. Bir fitil bırakmış ondan sonra zaten yataya bağlamış. Şu anda dakikalık grafikte bakıyoruz. Biz fitili bıraktıktan sonra tekrardan e, desteğin üstüne attı. 40.598 dolar desteğin üstüne attı. E, bir direnci denedi. E, 41.200 direnci denedi. Kıramadı. Tekrardan desteğe attı. İkinci denemesinde de kıramadı arkadaşlar. 100 günlük hakette ortalamaya kadar düşerle Ondan sonra e, bir sonraki direnci denedi. Bakalım yeterli hacim girerse. Şu an tahtada tekrardan hacim yok arkadaşlar. Yani yeterli hacim girerse zaten e, bitcoin'i kaldırırlar. 42.000 dolar seviyesi. 42.504 dolar seviyesi bizim için önemli seviye arkadaşlar. Bunun üstünde e, kapatması gerekiyor. Bakın burada da aynı şekilde üstüne attı. Ondan sonra tekrardan hacimli bir kırmızı mum yakıp e, a, düştü arkadaşlar. Bu 42.504 dolar seviyesini üstüne kapatırsa eğer Bitcoin şu şekilde e, destek olarak çalışan yer 43.397 dolar seviyesini deneyecektir. Bu seviyenin üstüne kapattıktan sonra zaten hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. E, 46.200 dolar seviyesi bizim için çok önemli bir seviye. 46.200 dolar seviyesi arkadaşlar yeşil kutunun alt bandı düşüşteki fitri bıraktıktan sonra yataya bağladıktan sonra kıramadı. altına düşüş gelmedi. Bir, süre e, akümüle oldu. Destekleyebilir. Şu şekilde bir 32 gün boyunca akümüle oldu arkadaşlar. Bu desteğin üstüne atıp deneyeceği ilk yer. Desteği üstüne attıktan sonra deneyeceği ilk yer. Şu şekilde bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendimiz kırıldıktan sonra zaten piyasa döndü diyebiliriz. E ee, bu düşen trend bizim için önemli. Şu an yüklü geliyor arkadaşlar. Bir dönüş for, dönüş formasyonu da oldu. Dün zaten yayında bahsetmiştik arkadaşlar hani tekrardan short pat patlatma operasyonu gelebilir diye. Yani yüksek kaldıysa e, işlem açıyorsan dikkat edin arkadaşlar diye. Tekrardan geldi zaten. Dün market yeşildi yani bütün bütün altcoin'ler yükseliyordu. Bitcoin tekrardan düşünce şu şekilde bütün alt altcoin'ler kırmızı yaktı arkadaşlar. Yani bunu zaten her yayında konuşuyoruz. E, bu e, şu an arkadaşlar markette yapılan şey tamamen long ve short part, long ve patlatılmak. O yüzden e, hani dikkatli olmak gerekiyor. Biz stop stopta alımımızı yaptık. Şu an spot'takilerle ilgilenmiyorlar arkadaşlar şu an. Yüksek kaldıraç açanları etmek, e, gerekli likidite sağlamak için yüksek kaldıraç işlem açanları patlatmaya çalışıyorlar. Yani bu fitilin tamamın amacı o. Şöyle arkadaşlar Bitcoin her zaman fitil attığı yere gelir diye bir e, şeyimiz vardı biliyorsunuz. Yani bu fitil çok büyük bir fitil değil. Hani eee şu şekilde bakmak gerekirse %3.22'lik bir fitil arkadaşlar. Bunun kadar büyük bir fitil değil. Hani burada diyorduk ya Bitcoin her zaman e, fitil attığı yere kesinlikle gelir diye ve gel dediğimiz oldu arkadaşlar. Buna gelmeme ihtimali var. Hani çok büyük fitil olmadığı için çok önemsemeyebilir. Çünkü hani şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Şöyle bir senaryo e, gerçekleşebilir. Herkes tekrardan fitil bıraktığı için fitil bırakacağı yere geleceğini düşünebilir. Fitil de çok büyük olmadığı için arkadaşlar. Tekrardan buraya dönmeyebilir. Direkt e, longlayabilirler arkadaşlar Bitcoin. Dikkat etmek gerekiyor. Yani şu an ben tekrardan Zaten arkadaşlar hani sürekli videolarda da yayınlarda anlatıyorum bizim için bir e, yükselen trend var bu yükselen trendin üstünde oturduğu sürece hiçbir sorun yok bakın arkadaşlar bu yükseliş trendinin üstünde kapatıyor hep mumları e, düştükten beri şöyle ki, 7 Ocak tarihinden beri 3 gündür e, bu yükselen trendin üstünde kapatıyor mumları bu yükseliş trendinin üstünde kapattığı sürece bir sorun yok hani fitil bıraksa da bir sorun yok arkadaşlar fitil bıraksa tekrardan buraya mum kapatır 39.282 dolar seviyesine mum kapatır bir sorun gözükmüyor arkadaşlar mum kapatsa bile zaten hani Büyük bir fitil değil. Buraya kadar düşüş gelse altcoin'lere çok büyük bir düşüş olmaz. Zaten düşebileceği maksimum seviyeye düştü hepsi. Yani durum bu şekilde genel olarak. Markete bakmak gerekirse. Dominans arkadaşlar. Dominans bizim için önemli bir grafikti. 40.92 seviyesine kadar yükseldi. Bir önceki düşüşte 40.81 seviyesine kadar yükselmiş. Tekrardan 40.33 seviyesinden desteklen tepki aldı. 40.92'ye kadar bir yükseliş geldi altcoin'lerden para çıkışıyla birlikte arkadaşlar. Dominans seviyesi için önemli seviye 41.53. 41.53 seviyesinin üstüne atmadığı sürece döndük diyemeyiz. Yani Bitcoin hacim girmesi gerekiyor arkadaşlar. Market cap yeterli hacim Bitcoin'e girmesi gerekiyor. Total market cap'e bakmak gerekirse total market cap'te de zaten desteğin altına bakın. Ee, bir fitil bırakmış. Bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend ne kadar düşe, düşebilir demiştik arkadaşlar. Bu yükselen trend altına atma süreci sorun yoktu. Ee, bir fitil bırakmış. Buraya tekrardan yeşil bunu yakmış. Desteğin üstüne trilyon 925 milyar desteğin üstüne oturmaya çalışıyor. Yani Total Market Cap'te de arkadaşlar şu anlık bir sorun yok. Bakın fitil çok büyük bir fitili. Yani, Total Market Cap düşse maksimum zaten bu seyiş trendine kadar düşer arkadaşlar. Hani teknik mükemmel çalışır her zaman zaten. Mesela formasyonu da gösterdi. Ya yani, dedik ya arkadaşlar her zaman kaldıraçlı işlemlerdeki e, yüksek kaldıraç patlatmak isterler. Bakın yani şu formasyona bakın arkadaşlar. Tam olarak bunu yaşadık yani. Bir anda yataya bağlamış bir short geldi. Ondan sonra anında long geldi arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Short'tan sonra direkt long arkadaşlar. Bakın hacimli mumu bakın. Ondan sonra zaten dirençleri kırdı. Ya yani bu de kırarsa arkadaşlar deneyeceği bölgeleri zaten söyledik. Bir RSI'ye RSI bakmak gerekirse 4 saat grafikte. Arkadaşlar 4 saat grafikte şu an RSI 45 seviyesi bizim için önemli seviye 50 seviye. Hani 50 seviyesi 48 seviyesi bir direnç. 50 seviyesi üstüne kapattıktan sonra yükseliş devam eder. Fakat kapatamıyor arkadaşlar. Bakın şurada da zaten e 9.29 seviyesinden bir satış yemiş, tekrardan düşmüş. E, şu şekilde bakmak gerekir 36 seviyesi. Fakat arkadaşlar RSI'de bir e, pozitif uyumsuzluk var. Bu bizim yükseliş için e, yükseliş açısından iyi. Yani hani pozitif uyumsuzluk. E, e, uzun vadede edecektir zaten. Bir denge eşleme e, denge işlem hacmine bakmak gerekirse arkadaşlar. Denge işleme hacmi zaten şu an düşüşte. Hani e, şu şekilde bir e, yatay trend çizelim. Arkadaşlar e, bir uzatayım. Şu şekilde bizim önemli desteğimiz vardı. Bakın bu desteği hala gelmedi 4 saatlik grafikte. Şu an tutunduğu yer e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar. E, bir e, iki, 2278 a, e, seviyesinin altına kırmış şu an e, beklediğimiz destek bölgesi, düşebiliyor maksimum destek bölgesi 2016 seviyesi diyebilirim. Bu seviyeye dikkat etmek dikkat etmek gere gerekiyor. Bu seviyenin altına sarkmaması gerekiyor arkadaşlar. Yükselişte de zaten e, şu şekilde bakmak gerekirse bir OBV uzatalım. Arkadaşlar bakın yükselişte hani bir düşen trendimiz var zaten OBB'de denge işlem hacminde bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend kırıldığı zaman <laughs> zaten denince ilk bölge şu şekilde arkadaşlar 2451 seviyesi. 2451 seviyesinin üstünde kapattıktan sonra 2709 seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. Zaten 2709 seviyesine kadar yükseliş geldiğinde fiyat da o zaman arkadaşlar hani düşen trendi kırmış olur. Hani risk geçmiş olur arkadaşlar tekrardan yükselen trendin üstüne oturur. ATH yani denemesi başlar diyebiliriz. Yani şu anlık markette genel olarak bir durum gözükmüyor. E, bu senaryoyu zaten sürekli konuşuyoruz arkadaşlar. Yükseliş trendin üstünde oturduğu zaman e, oturdu oturduğu sürece Bitcoin e, bir sorun yok. E, bir saatlik grafiğimizi açalım. Arkadaşlar saatlik grafikte bakın zaten hani e, e, şu şekilde bir dediğimiz gibi tam olarak bu arkadaşlar formasyon tam olarak bu yani. Hani şu an saatlik grafikte bakıyoruz. E, flash crash formasyonu zaten bir dönüş formasyonudur. Bakalım hani e, tekrardan yataya bağlayıp bir short patlas, patlatma operasyonu tekrardan olabilecek mi arkadaşlar? Dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin burada yükseldiği için dünyayı da zaten bahsettik. Arkadaşlar dönmedi. 42 bin 504 doların üstüne kapatması gerekiyor. Yoksa şortlarlar dedik. Arkadaşlar bakın burada long oranı fazla olduğu için, funding oranı fazla olduğu için longçuları patlatmak için direkt şortta yüksek kaldıraçlık işlemini. Şimdi de mesela burada şortçuları patlatmak için yükselttiler arkadaşlar. Yani durumu şu şekilde. Şu an markette gerekli ikide de sağlanmaya çalışıyor zaten. E, büyük alım gelmiş mi mesela? Bir bakalım arkadaşlar. E, şu şekilde burada bir e, 119 BTC alımı gelmiş arkadaşlar. İnanılmaz alımlar geliyor arkadaşlar. Çok yüklü alımlar geliyor. Hani e, 119 BTC alımı gelmiş. Burada 59 BTC alımı gelmiş arkadaşlar. Dediğimiz gibi yani bunlar flash crash formasyonu zaten bir dönüş formasyonu diyebiliriz. Yani şu az kaldı arkadaşlar. E marketin dönüşüne çok az kaldı. Zaten sürekli yayınlarda konuşuyoruz e, bu durumu. Her e, oluşacak her senaryoyu konuşuyoruz arkadaşlar. E, Bitcoin burada tutunduktan sonra da altcoin'ler yavaş yavaş yeşil yakmaya başlar. Yani şu şekilde bak <laughs> bakmak gerekirse yeşil yakmaya başlamıştır zaten altcoin'ler arkadaşlar. E, bir bakalım. Bakın arkadaşlar aynı yeşil yakmaya başlamış saat grafikte. Ya Bitcoin döndüğü zaman zaten bütün altcoin'ler e, yeşil yakar arkadaşlar. Bitcoin'i bekliyor fakat bütün altcoin'ler hacim olmadığı için. Bitcoin döndüğünde zaten e, altcoin sepetindeki e, coin'ler hani dediğimiz yerlere gelecek. Şu an bekledim tek şey Bitcoin. Bitcoin yükselmeye devam ediyor. 41.934 dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Hani yüklü alım geliyor arkadaşlar dediğimiz gibi. Artık son zamanlar Bollinger Band'ı da iyice daraldı 4 saat grafikte. Şurada bir açalım Bollinger Band'ımızı. E, Hani düşüşten sonra ağzı kapanmaya başladı arkadaşlar. Artık son zamanları diyebiliriz. Yani bu en sonuna kadar arkadaşlar yükseleceğini düşünüyorum. Ben en son tarih veri vermek gerekirse. Yani hani durumlar bu şekilde zaten e, her gün videolarda ve yayınlarda konuşuyoruz arkadaşlar. Yayınlara gelmeyi unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmaz dileğiyle.